Yayınımıza hoş geldiniz. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleç ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Kazım Bey. Hoş bulduk. Evet, bugünkü yayınımızda Yeni Asya'nın tavizsiz istikrar çizgisinden bahsedelim isterseniz. Buyurun. Evet, şimdi malum yeni bir gündemimiz var. Tabii bu gündem niye ortaya atıldı bilmiyoruz. Referandum sonuçlarındaki o tartışmaları örtmek için mi? Yoksa daha dış politika ile ilgili bir takım şeyler var. Ve yeni sürecin nasıl şekilleneceğine dair belirsizlikler var vesaire. Bunların tümünün üzerinde en önemli meseleymiş gibi bir anda gündemin üst sırasında taşındı. O da bir televizyon programındaki Mustafa Kemal ile ilgili hakaret içeren ifadeler. Bunun yanında bir video kaydında irtibat kurularak başka bir şahsın gene hakaret içeren ifadeleri gündeme taşınarak bunun üzerinden bir yayın yapılıyor bazı yayın organlarında. Şimdi bunlardan özellikle birisinin hani Nurcu kimliğiyle öne çıkarılmış olması da problemli bir şey. Çünkü bunun üzerinden Nur talebelerine bir genel anlamda bir imaj, farklı yeni bir işte olumsuz imaj çizilmeye çalışılıyor. Şimdi burada Risale-i Nur'un üslubu nedir, metodu nedir? Yani bunlar özellikle Yeni Asya'nın yayın çizgisine bakıldığı zaman çok net bir şekilde görülür. Esasen o Nurcu kimlikli, Nurcu kılıklı şahsın diğer bazı video kayıtlarına da baktığınız zaman Yeni Asya'ya da çok ağır iftira ve hakaretlerde bulunduğunu görürsünüz. Yani bu Nur talebeliğine yakışmayan bir şeydir. Dolayısıyla tamamen o şahsın kendi düzeyini ifade eden bir örnektir. Şimdi bizim çizgimiz yayınlarımızda bellidir. Ve Üstad'ın Risale-i Nur'da yazmış olduğu işte konuyla ilgili bahislere baktığımız zaman, üslubuna baktığımız zaman, yaklaşımına baktığımız zaman hiçbir şekilde meseleyi buralara taşıyan, hakaret boyutuna taşıyan bir örnek, tek bir örnek dahi görülemez. Yeni Asya'nın çizgisinde de aynı şey. Şimdi bizim bu mevzuda yayınlanmış çok kritik mevzulardır bunlar. Zor mevzulardır Türkiye'de. Tartışması zor mevzulardır. Çünkü 5816 sayılı bir kanun var. Dünyada örneği olmayan, demokratik dünyada örneği olmayan, hatta diğer baskı rejimiyle yönetilen ülkelerde dahi örneği olmayan bir kanun bu. Bir şahsı korumak üzere. İşte Atatürk'ü koruma kanunu diye bilinir. İşte aslında bu kanun hakaretleri önlemek gerekçesiyle çıkarılmıştır ama zaman olmuştur. Eleştiriler, seviyeli eleştiriler dahi bu kanun kapsamına sokularak tartışmanın önü kesilmiştir. Ve dediğim gibi dünyada bunun örneği yoktur. Kişiyi korun, kişiye has, özel bir kanun çıkarılmaz. Hiçbir demokratik hukuk devletinde böyle bir şey yoktur. Bu bir garabettir. Ve bunu iktidar hala gündemine almış değil 15 senedir. Ve Avrupa Birliği'nin raporlarında da bu konu gündeme gelmiştir ve böyle bir şeyin demokrasiyle, ifade özgürlüğüyle vesaire Avrupa Birliği'nin değerleriyle bağdaşmadığı vurgulanmıştır. Şimdi bunu ifade ettikten sonra mesela Müflis Proje Kemalizm kitabımıza ilk bölümünde şöyle yaklaşıyoruz konuya. Türkiye'deki en hassas konulardan biri Atatürk meselesi. Çünkü akılcı ve soğukkanlı bir şekilde konuşulup tartışılamıyor. Bir kesimin ebedi şef ve ulu önder olarak görüp tabulaştırdığı Atatürk, bilhassa dinle ilgili konularda millet ekseriyetini rencide eden icraatlara imza atmış bir kişi olarak eleştirilere muhatap. Bu bir vakıadır. Devrimler dediğiniz zaman bunun özellikle dini hayatla ilgili ne kadar olumsuz sonuçlar meydana getirdiğini yaşayarak görüyoruz. Hala bugünlere uzanan neticeleri var bunun. Sonuçta Atatürk ismini tabulaştıranlar ile seviyesiz tahkirlere hedef kılanlar arasında süre giden bir polemiğe sıkışıp kalmış durumda. Atatürk'ü putlaştıranlar, ona ve icraatına yöneltilen seviyeli ve ciddi eleştirileri dahi Atatürk düşmanlığı ile damgalayıp topa tutarken ve adeta linç muamelesine tabi tutarken herkesin Atatürk'ü sevmek zorunda olduğu gibi garip ve saçma bir yaklaşım sergiliyorlar.
Şimdi burada bir örnek daha var. Bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Ahmet Hakan'a bir Nurcu tırnak içinde mektup yazmış. O diğer hakaret eden Nurcu kılıklı şahsa tepkisini ifade etme babında. Diyor ki işte bu şahsın sözleri ülkenin %95'ini oluşturan Atatürk'ü sevenleri rahatsız etmiştir. Yani bir Nurcu bunu söylemez. Yani bir Nurcu işi bu derece yalakalığa dökmez. Çünkü Mustafa Kemal'in dünya görüşü bellidir. Bediüzzaman'ın dünya görüşü de bellidir. Ve Bediüzzaman Mustafa'nın kendi dünya görüşüyle, iman eksenli dünya görüşüyle Mustafa Kemal'in dünya görüşüne karşı çıkmıştır. Mücadele vermiştir. Eserleriyle bu mücadeleyi belgeleştirmiştir. Kayda geçirmiştir. Tarihin kaydına geçirmiştir. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın talebesi, onun eserlerini okuyan ve kendisine Nurcu diyen bir insan bu üslubu kullanamaz. Mümkün değil. Çünkü tamamen terstir yani. Dünya görüşleri tamamen terstir. Bunu ifade etmek hakaret değildir. Bir gerçeğin ifadesidir. Yani bu tarzda mesele tartışılmaz ise hiçbir şekilde sağlıklı sonuçlara ulaşılamaz. Yani biz diyoruz ki ne hakaret olsun, hakaret zaten medeni insanlara yakışan bir şey değildir ama tartışmayı da yine medeni bir cesaretle, bilgi temelinde ve üslubuyla, seviyeli bir üslupla yapmak lazım. İşte biz bu çalışmalarımızda, bu kitaplarımızda bunu ifade etmeye çalıştık. Bu üslubu ortaya koymaya çalıştık. Kitaplarımızdan birisi Müflis Proje Kemalizm. Mustafa Kemal adına kendi hayattayken ortaya konulan bir ideoloji var. Bunun dayandığı 6 ilke var. 6 ok var. Ve bunlar anayasa prensibi haline de getirilmiştir. Ve hali hazırda yürürlükte olan darbe anayasasının daha ilk başlangıç metninden itibaren bir Atatürkçülük dayatması vardır. Ve Avrupa Birliği buna da itiraz ediyor. Diyor ki, anayasasında devletin bir ideolojiyi resmi ideoloji haline getirerek diğer bütün görüşleri, ideolojileri, dünya görüşlerini, yaklaşımlarını dışlaması demokraside kabul edilemez. Ve bu hala çözülmüş değil. Şu anki anayasada başlangıç metninden itibaren bir ideoloji dayatması vardır. Kemalizm dayatması vardır. Bunu kimse tartışmıyor. Ve tabu. Dolayısıyla bunlar buralardan işin ele alınması lazım. Eğer demokrasiden söz edeceksek, gerçek manada bir demokrasiden söz edeceksek, anayasanın bunlardan mutlaka temizlenmesi lazım. Başlangıç kısmındaki o ifadelerin kalkması lazım. O değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler içerisinde yer alan ikinci maddede Türkiye Cumhuriyeti tanımlanırken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki Atatürk milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı. Şimdi lafa bakın yani. Birine bağlı, ötekine saygılı, lütfediyor saygı. Böyle bir anlayışla demokratik bir sistem kurulabilir mi? Ve devam eden kritik maddelerde yine eğitimle ilgili, eğitimin Atatürk ilke ve inkılaplarına göre yapılacağı ifade ediliyor. Gençliğin Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde eğitilmesi gerektiği filan ilgili maddelerde bunlar ifade ediliyor. Dolayısıyla bunların hep tartışılması lazım. Demokrasi kriterlerine göre, hukuk kriterlerine göre, evrensel kriterlere göre tartışılması lazım ve seviyeli bir üslupla tartışılması lazım. Türkiye zaman zaman bu tartışmayı başlatır gibi oldu ama sonra başka meseleler öne çıkarılarak, bir takım hassasiyetler tahrik edilerek bu tartışma söndürüldü. Arkası getirilemedi. Ama Türkiye'nin mutlaka çözmesi gereken meselelerdir bunlar. Şimdi burada Mustafa Kemal'in dünya görüşü ile Said Nursi'nin dünya görüşü mukayeselerinde de yaptığımız diğer kitabımız da Said Nursi ve Mustafa Kemal kitabımız. Bunlar cep kitabı. Burada diyoruz ki Bediüzzaman Cumhuriyet Türkiye'sinde toplumun inanç ve fikir dünyasında son derece etkili olmuş bir iman, tefekkür ve mücadele adamı. Mustafa Kemal ise Cumhuriyet devrinin ilk cumhurbaşkanı, inkılapların mimarı ve Said Nursi'nin inançlarına tamamen zıt bir dünya görüşünün temsilcisi, tatbikatçısı. Bediüzzaman'ın Mustafa Kemal hakkındaki düşünceleri nelerdi? Onun fikriyat ve icraatı için neler söyledi, neler yazdı? Mustafa Kemal ve takipçileri ona, hizmetine ve talebelerine karşı nasıl bir tavır takındılar? Günümüzdeki durum ne? Şimdi kitabın özet muhtevası bu. Yani bu çerçevede Bediüzzaman'ın bizzat kendi imzasını taşıyan örneklerle, alıntılarla
mevzuyu işliyoruz ve Mustafa Kemal'in dünya görüşüne ilişkin ahireti inkar eden çok açık şeyleri var çünkü. Dünyanın sonu hiçtir, hayatın sonu hiçtir filan gibi. Bunlar o Atatürk Tarih Araştırma Kurumu'nun yayınlamış olduğu kitaplarda filan da vardır hep. Yani bunlar belgelidir. Ve Kur'an'la ilgili bizzat Karabekir'in ifade ettiği şey, Kur'an tercüme edilsin, tane mal olduğu bilinsin. Haşa Araboğlu'nun Yahvelerini Türk oğlu bilsin filan gibisinden ifadeleri de var. Şimdi bunlar hep tartışılması gereken ve bugünkü nesiller tarafından bilinmesi gereken şeylerdir. Yani böyle tek taraflı ve gerçekleri örtbas ederek resmi tarih propagandasıyla nesilleri yetiştirmeye çalışırsak, bu şekilde devam edersek asla demokrasiye kavuşamayız. Ve şunu da ifade edelim. AKP iktidarının 15. yılını doldurmak üzereyiz. Ama kendi kızımın ders kitaplarından biliyorum. Ders kitapları, okullarda okutulan ders kitapları tamamen 30'larda okutulan ders kitapları gibi. Hiç fark yok. Aynen resmi ideoloji propagandası hiç en ufak bir doz düşürülmesine dahi imkan verilmeden, müsaade edilmeden devam ediyor. Beyinler yıkanmaya devam ediliyor. Yani ve ki müfredatı biz başarılı olamadık falan gibi ifadeleri de oluyordu zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın. Ama öyle lafla söylenip geçti. Ve Türkiye'nin mutlaka halletmesi gereken meselelerdir bunlar. Yani anayasadaki Kemalizm dayatması, bunun yanında diğer işte kitaptaki başlıklardan okuyacak olursak, altı okun nereden kaynaklandı, Atatürk milliyetçiliği diye bir şey olur mu? Dünyada var mı örneği? Washington milliyetçiliği var mı? De Gaulle milliyetçiliği var mı? Churchill veya işte Bismarck milliyetçiliği var mı? Yok. Ama gene dünyada örneği olmayan bir şey. Ki buna Atatürkçülerin de bir kısmı karşı çıkıyor. Atatürk milliyetçiliği diye bir şey olmaz diye. Ve inkılap kanunları, bunların toplum yapısında meydana getirdiği olumsuz sonuçlar ve hangi Atatürkçülük meselesi var bir de? Yani çünkü Atatürkçü sayısınca farklı Atatürkçülük formatları var. Perinçey'in Atatürkçülüğü farklı, CHP'nin Atatürkçülüğü farklı. Onun içindeki farklı kolların, hiziplerin anlayışları farklı. 12 Eylülcülerin farklı, 28 Şubatçıların farklı, AKP'lilerin farklı. Hepsi kendine göre bir Atatürkçü tarifi yapmış, yoluna devam edip gidiyor. Ama buradan bir ortak Atatürkçü tanımı çıkarmak da mümkün değil. Çünkü tamamen birbirine ters şeyler ve bunlar birbirine Atatürk düşmanı olarak itham ediyor çoğu da. Dolayısıyla bütün bunların, daha birçok mevzu var, demokratik bir ortamda, sükunetle ve olgun, seviyeli bir üslupla tartışılabilmesi lazım. Ama dediğimiz gibi, o kitaptan okuduğumuz, ilgili bahiste de söylediğimiz gibi, bu tartışmanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini engelleyen iki şey var. Birisi işte bu tarz seviyesiz hakaretler. Yani burada fikir falan yok, tamamen belden aşağı vuran, seviyesiz, düzeysiz şeyler, sataşmalar, tahkirler. Öbür tarafta da herkes Atatürkçü olacak. Hani ki Kenan Evren diyordu ya, herkesin kafasında çakacağız. Yani bu kafa, bu meselenin işte böyle dediğimiz anlamda tartışılabilmesine imkan vermiyor. Bir türlü de demokrasimizin düze çıkamayışının en önemli sebebi de budur. Türkiye'nin demokrasisini bu çift taraflı hem dayatmalardan hem de hakaret ve yalakalık ikileminden çıkarmak, dürüst, ahlaklı, objektif, reel gerçeklere dayanan bir üslupla, bir yaklaşımla meseleyi müzakere edip, tartışıp bir neticeye ulaştırabilmemiz gerekiyor. İnşallah bunu toplum olarak artık başarırız. İnşallah. Peki, çok teşekkür ederiz. Takipçilerimizle de paylaşalım isterseniz. Şöyle, Kazım Güleççöz imzalı bu eserleri yeniasyakitap.com üzerinden edinebilirsiniz. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Pazartesi günü görüşmek üzere.